Çorum Avcısı enerji projeleri ta 1938'de başlayan ilk elektrik üreticilerin kuruluşuyla birlikte 1954 yılında ise Çorum Havzası'nda yapılan ilk etütlerle birlikte başlayan proje. Tabi bu ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarına bağlı olarak 1960'da, 70'lerde, 83'lerde, 84'lerde yeniden hareketlenen ve sonuçta 86-87'lerde ise proje tamamıyla bitirilen bir süreç. Bunun bugün bizi ilgilendiren ana baraj ise Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı ise bu projenin hakikaten en önemli olmazsa olmaz barajlarından birisi. Ülke ekonomisine yıllık katkısı olarak 1,5 milyarın üzerinde bir katkı yapabilecek bir enerji potansiyeline sahip bir baraj. Ayrıca Yusufeli Barajı'nın varlığı kendinden aşağıda olan bütün barajları regüle edecek ve onların verimliliğine %15-%20 katkı yapacak. Yani Çorum Havzası'nda bir enerji planlaması yapılırken Yusufeli Barajı bunun olmazsa olmazı olarak ana kilit barajlarından birisi olarak konmuş. Ama bizi ilgilendiren diğer bir yönü ise, yani yöre insanlığı olarak bizi ilgilendiren şey ise bir ilçeyi, 4 tane köyü tamamen, 16 tane köyü de kısmen etkilemiş olması. Bundan vatandaşlarımızın takriben 13-14 bin nüfus bu süreçten etkileniyor. Yani eski yerlerinden kalkacaklar ve yeni yerlere deplase edilecekler. Devletimiz de bu projenin yapımına, yani barajın ihale edilip yapılmasına, ki buraya kadar gelirken de defalarca denemeler olmuş, barajın ihale edilmesiyle ilgili, uluslararası bir takım fonlarla yapılmasıyla ilgili. Ama sonunda 2013'te Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle kendi öz yerli sermayemizle, yani devletin kendi bütçesiyle Yusufeli Barajı'nın malumunuz olduğu üzere temeli atıldı. O süreçten sonra ise yeni yerleşim yerleriyle ilgili bir takım çalışmalar yürütülmeye başlandı. Ondan önce de yapılan etütler, raporlamalar, devletin hakikaten bu konuda ciddi bir müktesebatı var geriye doğru baktığınızda. Ama 2015'ten sonra da yeni yerleşim yerlerinin inşa edilmeye başlandı bu coğrafya içerisinde. Şu anda geldiğimiz noktada bir taraftan kamulaştırmalar devam ederken ki ilçe merkezinde %40'lar civarında kamulaştırma, %60'lık bir kamulaştırma dilimimiz hala ilçe merkezinde devam ediyor ve önümüzdeki bir yıl, 1,5 yıl içerisinde o da inşallah bitirilmiş olacak. Diğer taraftan baraj inşaatı %96, %97'leri bulmuş durumda. Önümüzdeki Mart ayı itibariyle baraj artık köyde betonları da bitmiş olacak. Diğer önemli bir iş yeni yerleşim yeri inşaatı. Yeni yerleşim inşaatından bahsederken bir ilçe merkezi inşaatından ve 7 tane de köy merkezi inşaatından bahsediyoruz. Köy yerleşim yerlerimizden 2 yerleşim yerimizin üst yapı ihaleleri yapılmak üzere. 3 yerleşim yerimizin altyapı işlemleri bitmiş durumda. 4 tane köyümüzün de altyapı kazı dolgu işlemleri ihale edilmiş durumda ve o çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezimize gelince, ilçe merkezimizde şu an itibariyle hak sahipliği dediğimiz bir müesseseyle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın uyguladığı 2700 vatandaşımız ilçe merkezinden hak sahibi olmuş durumda. Yani ilçe merkezimizde 2700 konut inşa edilecek ve şu an itibariyle 2700 konut ihale edilmiş durumda ve yapımları devam ediyor. Bunlardan 800 tanesi şu an için bitirilmiş durumda. %100'e varan durumda inşaatları bitmiş durumda. Bir taraftan ilçenin su projesi devam ediyor. Suyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yıl sonu itibariyle inşallah onlar da bitirilmiş olacak. Tabii bu barajın en önemli işlem kalemlerinden birisi de relokasyon yolları dediğimiz Yusufeli Barajı'nın çevresinde kalan yollar. Malum Yusufeli Erzurum-Artvin yolunu, karayolunu, il bağlantısını sağlayan vadinin içerisinde bulunuyor. Yine aynı güzergah içerisinde Yusufeli-İzmir, yani Artvin, Yusufeli, İzmir ve Bayburt bağlantısı ilçemizin içerisinden geçiyor. Ve bu vesileyle Yusufeli Barajı çevresinde 68 kilometrelik bir yol ağı yeniden deplase edilip bu dağların içerisinden tekrar inşa ediliyor. Ki bu önemli bir noktası bunun, 68 kilometrenin yaklaşık 54 kilometresi tünel. Yani dağların arkası, her delim deşik her tarafı ve uzun, büyükçe tünellerle, 54 kilometrelik tünellerle Yusufeli Barajı'nın etrafını dolanmış oluyorsunuz. Bunu Artvin Barajı dolayısıyla, Deriner Barajı dolayısıyla yapılan tünelleri de eklediğiniz zaman bu tünellerin toplam uzunluğunun 100 kilometrenin üzerine çıktığını görüyorsunuz.
sadece Artvin ve Yüsüveli Barajı çevresindeki relokasyon yollarının bu yolların da bitimi inşallah yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Bizim yine bu baraj dolayısıyla yapılan önemli işlerden birisi de viyadükler. Malum Çoruh Vadisi böyle bir apik bir yapıya sahip. Oldukça engebeli ve dik vadiler var çevresinde. Ve yolları zaman zaman yerleşim yerine ulaşmak için vadileri belli noktalardan atlamak gerekiyor. Bunun için de yapılan ufak köprülerin dışında özel teknolojik köprüler dedikleri karayollarının 4 tane büyük viyadüğümüz var. Bu viyadüklerimizden en önemlilerden birisi ilçe merkezdeki viyadüğümüz. Ki bu viyadük 695 metre uzunluğunda, 156 metre yüksekliğinde ayaklara sahip bir viyadük. Bunu şöyle kıyaslarsanız, Boğaz Köprüsü'nün 1300 metre olduğunu düşünürseniz, sadece bir tane viyadük burada 695 metre. Hemen bunun bir muadili olan bir barajımız, 650 metrelik bir viyadüğümüz, Yüsüveli çıkışında İsmir yolu üzerinde tek kale viyadüğümüz, efendim baraj viyadüğümüz, Şirenkar viyadüğümüz, 4 tane de özel yapım, özel teknolojik köprüler mevcut. Dengeli konsül dedikleri sistemde. Bunların da inşaatları devam ediyor. Bunların en kilit olanı ise Yüsüveli Baraj Viyadüğü, yani merkezdeki viyadüğümüz. Bunun bitirilme süreci 2022'nin Haziran-Temmuz aylarını bulacak gibi gözüküyor şu andan baktığımızda. Yeni yerleşim yerindeki diğer faaliyetler ise kamu binalarının yapımı. Kamu binalarıyla ilgili de %40-%50 ihale edilmiş durumda. Diğerleri de önümüzdeki günlerde inşallah ihale edilmelerini bekliyoruz. Yani devletimizin hedeflediği, kurumların hedeflediği tarih 2021'in sonu itibariyle, yani Aralık 31 itibariyle bütün bu iş ve işlemlerin bu bölgede bitirilmiş olması. Biz de Yüsüveliler olarak tabii bu sürecin hızlı işlemesinden yana bir sıkıntımız yok. Zaten bugüne kadar hemşehrilerimizin en büyük sıkıntısı bizlerin bu sürecin yavaş ilerlemesiydi. Ve yıllara uzadıkça, yıllara sarı olarak bu proje her ötelendikçe bunun bedelini hem sosyolojik anlamda hem de ekonomik anlamda bedelini Yüsüveli halkı ödüyordu. Tozuyla, toprağıyla, geleceğini planlayamamakla, geleceğini görememekle hakikaten bu sıkıntıları bizzat yaşıyordu. Şimdi ise taşınma telaşına bundan önceki süreçte gözüküyor ki Yüsüveli olarak bir taşınma telaşına gireceğiz hep beraber. Onun için erken yapılmasının bizim için bir mahsuru, kusuru yok inşallah. 31 Aralık itibariyle biter. Bitmesini umuyoruz. Sayın Bakanlarımızın geçen hafta buraya yapmış oldukları ziyaretlerde kendi kurumlarına böyle bir motivasyonu verdiler. Cumhurbaşkanımızın da talebi bunda ilettiler. İnşallah o sürece beraber, hemşehrilerimize beraber sağ selim bir vaziyette ulaşırız. Bu da bizim beklentimiz. Tabii yerel yönetim olarak bize bakan tarafı için daha çok hemşehrilerimizin bu süreçten en az maliyetle, en az sıkıntıyla yeni yerleşim yerlerine, yeni evlerine, yeni yurtlarına taşımalarını sağlamak. Dolayısıyla onlara sağlıklı evler, sağlıklı bir şehir, hakikaten bir gelecek vizyonu katabilecek topluma, onları motive edebilecek bir mimari yapı, sosyal alanlar, sosyal donatılar, devletin kurumlarının gerekli altyapılarının sağlıklı ve güzel olması. Ve oraya çıktığımızda da bunların herhangi birisinin, yani Yüsüveli ilçe merkezinde hizmet aldığımız herhangi bir noktanın eksik olmaması, hatta bunun üzerine bir şeyler koyabilmek gayretini çabalıyoruz ve vatandaşlarımızın sıkıntılarında yeni yerleşim yeri inşaat sürecinde bu anlamda bu hassasiyeti takip etmeye çalışıyoruz. Ancak yine şunun altını çizerek söylemem gerekir ki Yusufeli'nin bu bahsettiğim birden çok insanın ömrünü, aktif yaşantısını kuşatacak bir süreç olarak bu meselenin uzaması Yusufeli'ye bir bedel ödetmiştir. Yani bugün Yusufelilere nasıl bir ilçe vaat edilir, verilirse verilsin, Yusufeliler bunun en iyisine, daha iyisine mutlaka hak ediyorlar. Bunu hep inanıyoruz ve bu inançla da gayret ediyoruz. Bu hassasiyetin, bu duruşun efendim merkezi hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımızda, bütün bürokratlarımızda da böyle bir hassasiyetin olması Yusufeliler için, Yusufeli için bizi doğrusu mutlu ediyor. Ancak malum zor süreçler, zaman zaman hatalar, eksikler olmuyor mu oluyor. Biz yerel yönetim olarak, yerel siyaset olarak da bunları telafi etmenin yollarına gidiyoruz. Ancak yani Yusufelilerin yapmış olduğu bu fedakarlıkların herhangi bir maddi karşılığından söz edemez. Biz
bir vesileyle kaybeden taraftayız ama kaybettiğimiz kesim vatanımız, milletimiz, devletimiz olduğu için biz ufacık kayıplarımızı, bu tür sıkıntılarımızı da vatanımıza, milletimize, devletimize helal hoş olsun diyoruz. Dolayısıyla söz konusu vatansa hakikaten Yusuf Elil için geriye kalan şeyler teferruat oluyor. Çünkü ilk başladığı günden bir güne kadar ne kadar güzel bir insicam içerisinde bu projenin yürüdüğünü hep birlikte görüyoruz. Ben de hasbelkader 12. yılın belediye başkanı olarak burada. Bu süreci bütün hemşehrilerimizle beraber, bütün zorlukları, darlıkları birlikte yaşayarak ama gelecekte güzel bir şeye ulaşacağımızı umarak ve onu da hakikaten görerek, her gün daha net şekilde, somut bir şekilde görerek ilerlediğini görmek de beni mutlu memnun ediyor. Peki başkanım, şimdi dediğiniz gibi ülke ekonomisine çok büyük değer katacak, çok büyük bir proje. Ve burada yapılan çalışmaların her bir devresine anlatarak efendim burada bitiremeyiz. Şeye değindiniz az önce, çok büyük bir fedakarlık. Kusursuz olarak çok büyük bir fedakarlık yapılıyor burada. Bu işin biraz da maddi değil de manevi yönüyle ilgili. Bu süperi mesela sadece burada insanları mı taşıyacağız oraya? İşte biz, örnek veriyorum, şehir dışında, yurt dışındaki insanlar bu taşıma sürecinden sonra geldikleri zaman o dokuyu bulabilecekler, o manevi dokuyu. Hem bu işin ekolojisi var, hem birden katma katmanı var bunun. Hani bunu biraz sormak istiyorum size. Hani ben Yusuf Elin'e geldiğim zaman evet şehir değişmiş olabilir. Hani buraya değil yukarıya geleceğiz, yeni yerleşimlerine geleceğiz ama insan olarak, kültür olarak, folklor olarak ben aynı insanlara bulabilecek miyim? Yoksa sadece taşınmış, değiştirilmiş de hani bir şikayet ediyoruz ya apartman binalarından, sitelerden o hale gelmiş, kültürünü kaybetmiş Yusuf Elin'le mi karşılaşacağız? Çünkü alınan, kamuoyunda da alınan, bu işin başından beri de verilen tek tepki binaların, yapıların veya şehrin değiştirilmesi değildi. İnsanın kendi değişmesinden korktu, çevresinin değişmesinden korktu, yediği, içtiği suyun değişmesinden biraz daha korktuğu için tepkilerde. Ben biraz bunu merak ediyorum, hani bunu önlem alıyor musunuz veya neler yapılıyor? İşte dedi ki adam, buradaki yaşayan insana çok değerli bir bu arada şey var, üstümü var buranın. Çok verimli bir toprağı var az da olsa, yani toprağı alan olarak az da olsa çok verimli bir toprağı var. Bunun için ne yapıyoruz? Yani bu işin biraz da manevi yönüyle ilgili ne yapıyoruz? Evet, Yusuf Elin büyük bir fedakarlık yapıyor. Ama devlet olarak, belediye olarak siz ne yapıyorsunuz bu fedakarlığa karşılık olarak? Evet, hakikaten söylediğiniz tarafı bunun en değerli tarafı aslında, aslına bakarsanız. Çünkü maddi olarak binaları taşıyorsunuz, dükkanları taşıyorsunuz ama asıl olan onun içindeki ruhu orada var edebilmek. Nasıl var edeceksiniz, kiminle var edeceksiniz? Önemli noktalardan birisi bu. Ben hakikaten her coğrafyanın insanı mutlaka değerlidir. Önemlidir. Önemli hususiyetleri vardır ama ben Yusuf Elin insanını bulundukları coğrafyaya değer katan, hakikaten bulundukları yere kalite katan, orayı kendi ruhundan, kendi enerjisinden, kendi kültürel değerlerinden olan bir takım özellikleri yansıtan insanlar olarak biliyorum. Hemşehrilerimi hep böyle tanıdım ve hakikaten böyle geldim. Böyle geldik ve böyle gördük. Büyüklerimize de böyle işittik. Yaşadıkları bütün coğrafyalarda özel insanlardır Yusuf Elin'ler. Ve ben hemşehrilerimin o yeni coğrafyaya da, yeni vatana da o kendi ruhlarını katacaklarına bir defa baştan inanıyorum. Yani önce insanımıza güveniyorum, insanımıza inanıyorum. Her şeyin bir Yusuf Elin'cesi var. Bir Yusuf Elin'in o işe bir yanaşma, değerlendirme, çözmeyle ilgili bir yöntemi var, bir usulü var. Dolayısıyla Yusuf Elin'ler orada yeni bir ilçeyi tozlarından, topraklarından tekrar dirilteceklerine inanıyorum. Ben öncelikle inancım insanımıza, orasını vatan yapacak elini dokunduktan sonra. Tabii şu anda orası herhangi bir büyük şehrin güzel yapılmış bir sitesi gibi duruyor ama onun içindeki ruhu Yusuf Elin'ler katacak. Tabii manevi kültür ögelerini, hakikaten maddi kültür ögelerini taşımak kolay. Bir binayı söküyorsunuz veya işte devletimizin son zamanlarda bu konularda hakikaten hassasiyetini görüyoruz. Hasankeyf'te binaları yürüttü resmen ve eski binaları bir yerden diğer yere taşıdı. Maddi imkanlarla, paralarla bunları yapıyorsunuz. Ama asıl yapmanız gereken şey manevi değerlerini, kültürel varlıklarını, o bölgedeki, o alandaki yaşanmışlıklarını, hikayelerini, yani o ruhu yukarıda verebilecek, hissettirebilecek veya bir sonraki nesle aktarabilecek faaliyetlerin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Malum ben öğretmen kökenli bir belediye başkanıyım. Ve ilk geldiğim günden itibaren bu Yusuf Elin'in kültürünün, bilincinin bunun neye tekabül ettiğini ve bunun gelecek nesillerin nasıl aktarılması gerektiğinin derdini hep çektim.
Tabii bunun üzerinden de birçok proje yürüttük ve hakikaten belki büyükşehir belediyeleriyle kıyaslayabileceğimiz kadar kendimizin yörenin kültürünü değerleme, toparlama, gelecek nesillere aktarma konusunda kaygı ve faaliyetlerimizin, kaygılarımızın olduğunu, bu kaygılarımızın da faaliyetlere, projelere dönüştüğünü ve projelerin de bugün bir kısmını gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Övünerek söyleyebilirim üstelik. Çünkü Yusuf Ali Belediyesi olarak şu anda 35 civarında Yusuf Ali'nin tarihine, kültürüne, inançlarına, örfüne, adetine, geleneğine, yaşanmışlıklarına dair eser yayınladık. Yani böyle bir eser çoğunluğu veya kendi coğrafyasıyla ilgili yayın yapan bizim büyüklüğümüzde başka bir belediye yoktur. Belki büyükşehir belediyelerin kültür işleriyle yarışacak durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bunları yazıya döktük ama bunun yeni nesillere aktarılmasının da bir yolu yöntemi mutlaka olmalıydı. Yani buradaki insanı aslında insanla şehir birbirini inşa ederler. Yani insan şehri inşa ederken şehir de coğrafya da bir tarafıyla insanı inşa eder. Yani Yusufeli'yi Yusufeli yapan da zaten bu zor coğrafyada Yusufeliler hayatlarını devam ettirirken bir taraftan coğrafyaya kendi yaşam anlayışlarını yansıtan, diğer tarafta coğrafyanın zorluklarıyla kendi genetiklerine hakikaten aktarmış oldukları bir takım hususiyetler var iç içe. Bunu aktarmanın bir yolu olması gerekiyordu. Bunlar da en güzel toplumun hikayeleriyle aktarılır. Bunun için geçtiğimiz yıllarda devam ettirdiğimiz bu pandemi sürecinden dolayı tabii yapamadığımız okullar arası drama skeç yarışması, okullar arası Artvin Türküleri yarışması, yani buranın tınısının, duygusunun, hikayelerinin, yaşanmışlıklarının yeni nesillere aktarılması ilgili çabalarımız, projelerimiz oldu ve bunların her biri birer esere dönüşüp gelecek nesillere aktarılacak önemli, değerli şeyler olacak. Tabii biz bugün modern teknolojinin, dijital teknolojinin bir takım avantajlarını kullanıp yeni Yusuf Ali'nin bütününü dijital anlamda kayıt altına aldık. Ya şu anda Yusuf Ali'nin ki şu an itibariyle hizmete açılmış durumda bir simülasyon üzerinde dijital görüntüleriyle Yusuf Ali'ni gezebiliyorsunuz. Yusuf Ali taşındıktan gittikten sonra yeni Yusuf Ali'ne çıktığınız zaman dijital bir ekranda yani 3D ortamında Yusuf Ali'yi eski Yusuf Ali'yi gezebileceksiniz. Maddi olarak bunu oraya taşıdık. Yetmedi Yusuf Ali ilçe merkezini tamamıyla bir şehir maketine dönüştürüp ki Minya Yusuf Ali diye bir projeye Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütüyoruz. Yusuf Ali ilçemizin şehir maketini yeni yerleşim yerimizin en büyük alan olan 200 dönümlük bir millet bahçesi planlanıyor, tasarlıyoruz orada. İnşallah onun ortasında Yusuf Ali şehir maketi olacak. Dünyada bunun en büyüğü 1500 metrekare ile yapılan bir şehir maketi. Efendim bizim burada Yusuf Ali'de yapacağımız, şu anda üzerinde çalıştığımız ve yapmak üzere olduğumuz, yakın zamanda ihale edeceğimiz, inşallah kamuoyuyla da paylaşacağımız Minya Yusuf Ali 3,5 bölümlük bir alan üzerine kurulacak. Yani yarın Yusuf Ali'ne, yeni Yusuf Ali'ne geldiğinizde eski Yusuf Ali'nin şehir maketini de o alanda görmüş olacaksınız. Dolayısıyla günümüz teknolojik imkanlarının el verdiği ölçüde buradaki yaşamı bütün unsurlarla kayıt altına almak, onları birer müze formatında, birer eser kitap formatında, dijital filmler ve belgeseller formatında yukarıya doğru taşımalara devam ediyoruz. Bu arada insan hikayeleri yazıyoruz. Yani bu Yusuf Ali içerisinde yaşayan insanların, biliyorsunuz Yusuf Ali 7. yerine taşınacak bu süreçte. Şu anda bulunduğumuz yer 6. yerimiz. Özellikle 5. yerden 6. yere gelirken ki Yusuf Ali'nin şu anda yaşı 70 yaşında. Şu anda içinde bulunduğumuz ilçe. Yani 70 yıl evvel de bu ilçe başka bir yerden buraya taşınmış bir ilçe. Ödem'den Yusuf Ali'ne taşınmış bir ilçe. O dönemin hikayelerini derledik topladık. Yani Ödem'den Yusuf Ali'ne gelirken Yusuf Ali'ler ne yaşadılar? Bu süreçler nasıl devam etti? Burada Yusuf Ali nasıl işte kendi tozlarından, topraklarından çıkıp büyüdü etti? Bunların çok şükür bizim elimizde hikayeleri var. Bunları kitaplaştırdık ve vatandaşımızın da gelecek nesillerinde bilgisine, ilgisine sunacağız. Tabii buradan yukarıya giderken de şu andaki buradaki duyguları, buradaki hikayeleri de aynı şekilde yukarıya taşımak istiyoruz. İnşallah milletlerin kültürlerinin, değerlerinin taşıyıcı temel araçları ya sözlü kültürel değerler ki bunlar maniler, hikayeler, efendim türküler ki bunları hem yazılı hem de görsel kayıtlar altına alarak
yukarıya taşımaya, yukarıda insanımızı da buradaki ruhu, burada var olan dedelerimizin var etmiş olduğu ruhu yukarıda da aynı şekilde yaşatmaya gayret edeceğiz. Ama tabii ki her şeye rağmen ana unsur insanın bizzat kendisidir. Ben yine altını çizerek söylemek istiyorum. Hemşehrilerimiz oraya dokunarak kendilerinden katmış oldukları ruhla Yusuf Ali'ni, Yusuf Ali'ye yakışır, Yusuf Ali insanına yakışır. Yusuf Ali'nin bundan önceki efendim, hikayesine, insan hikayelerine yakışır bir yeni ilçeyi onlarla birlikte inşa etmiş olacağız inşallah.